Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, F-16 savaş uçakları ve Eurofighter savaş uçağı konusundaki son durumu anlattı. Bakan Fidan, F-16 siparişlerinin verildiğini, Eurofighter'da ise henüz sipariş aşamasına gelinmediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevapladı. Bakan Fidan, F-16 savaş uçakları ile ilgili en büyük sıkıntının siyasal irade olduğunu vurgulayarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda teknik görüşmeleri tamamladığını, ön ödemelerin yapıldığını ve siparişlerin verildiğini bildirdi. Eurofighter savaş uçağı konusunda da Avrupalılarla siyasal irade kısmının halledildiğini, Milli Savunma Bakanlığı ile teknik alanların konuşulduğunu aktaran Fidan, bu konuda henüz sipariş aşamasına gelinmediğini kaydetti. Eurofighter Typhoon çok uluslu bir uçak olduğu için ortak onayı gerekiyor. Gövde bir ülkede üretiliyor, motoruysa başka ülkede. Bu üretilen ülkelerde satış konusunda söz sahibi. Hal böyle olunca dört ülkenin onayı gerekiyor. Bakan Güler, F-35'in boşluğunu Tayfun'la doldurmak istiyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Block 70 Viper'dan 40 tane hazır alacak. 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız açıklamasını yapmıştı. 2007'de F-35 programına ortak üretici olarak katılan Türkiye daha sonra Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıyla Amerika tarafından bu durum gerekçe gösterilerek F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmıştı. Bu durum F-35 parçalarının fiyatlarının yükselmesine ve yedek parça tedarinin zorlaşmasına neden oldu. Türkiye ise ya satın alımın gerçekleşmesine veyahut da Amerika'ya ödenen 1.4 milyar doların geri ödenmesini talep etmişti. Amerika bununla kalmayıp F-35 programında artan maliyetler konusunu gerekçe göstererek kendi tarafına Türkiye'den ek ödeme bile istemişti. Amerika Program Ofisi Türkiye'nin ortaklıktan çık artılması meselesine o zamanki rakamlarla 500-600 milyon dolar ekstra maliyete ulaşacağını söyledi. Amerika'nın başka ülkelere silah satabilmesi için kongrenin bu satışı onaylaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden daha önce Türkiye'ye F-16 satış konusunda sıcak baktığını dile getirmişti ancak önce Yunan lobileri sonra Ermeni lobileri bu satışın gerçekleşmesine engel olmak için harekete geçmişti. İşte bu tutumlar işleyişi bozuyordu. Amerika son olarak F-16 savaş uçaklarının satışı için her ne kadar açık 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 dile getirmese de İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesini koşul olarak belirlemişti. Türkiye'nin de bu ülkenin NATO üyeliğini kabul etmesi sonrası süreç yeniden hızlanmış. Amerikan Başkanı Biden, Türkiye'nin F-16 satışı için kongreye mektup göndermişti. Mektup Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinden hemen sonra gerçekleşmişti.